Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft takipçi haritalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen map'imize başlayalım. Bayağı da tabela varmış yalnız burada. Şuradan başlayalım. Kurallar. Zorda kalmadıkça Gmod 1'e almayınız. Tamam. Arkada gördüğünüz tüm düğmelere basınız. Şunlardan bahsediyor. Birazdan basacağım. Şu tabelaları bir bitirelim. Ve size verilen kaynak paketiyle oynayınız. Şu an zaten onunla oynuyorum. Güzel bir texture pack'e benziyor. Hani şuradan bakınca yani arayüz falan güzel gibi. Çünkü map'in sonunda mavi slime'a özel bir sürpriz var. Ve ayarlarla yani zorluk ve benzeri gibi şeyleri değiştirmeyin. Tamam. Blok kırmak kesinlikle yasaktır. Her bölümü bitirdikten sonra itemleri temizle. Görüş açısını 5'e al. Müzik %80, tüm sesler ise %6'da oyna. Ya bunları değişmeyeceğim çünkü ben gerçekten hani Minecraft'ın müziğini falan sevmiyorum yani hani rahat oynayamıyorum müzik olunca. Hani bunları değiştirmesem zaten map'e bir zarar gelmez. Bu sadece görüntü ve sesle alakalı bir şey. O yüzden bunu ellemeyeceğim. Ve son olarak eğlenmeye bak. İyi eğlenceler. Sağ olasın. Şimdi şurayı da bir okuyalım. Map bilgisiymiş bu. Map 5 bölümden oluşmaktadır. Map mavi slime'a özel yapılmıştır. Birden fazla kişiyle oynanabilir. Ben tek oynuyorum. Neyse sıkıntı olmaz. Map kesinlikle denenmiştir. Kesinlikle alıntı değildir demiş. Güzel bir map'e benziyor. Göreceğiz şimdi. Map'te kesinlikle troll kısımlar yoktur. O yüzden tüm tuzak kancalardan geçiniz. O zaman rahatça geçebilirim. Tamam. Yoksa sistemler çalışmaz ve map'in anlamı kalmaz. Tamam. Şurada ne yazıyormuş? Map'in sahibi hakkında bilgi. Yapımcı Mehmet Yılmaz. Burada da Skype adresini vermiş. Map'in sahibi Mehmet Yılmaz. Gönüllerin ise Aykut Sölmez. Ay gönüllerde ise pardon. Güzel. Lafı beğendim. Şimdi şunlara basıyorduk değil mi? Havayı temizleme komutu, game mode 0, barışçıl. Evet, slime'ların sesi gitti. Bu çok güzel. Çok rahatsız edici bir ses çünkü. Ya slime'ları seviyorum ama yani sesleri sıkıcı yani biraz böyle rahatsız edici. Bu neymiş? Yaratıkların etrafa zarar vermeme. Evet bak bu güzel. Bu komutu kullanan map'leri seviyorum ya. Gerçekten bu gerekli bir komut. Çünkü creeper falan patlayınca etrafa zarar verebilir. Gündüz yapma, burada da gece yapma güzel. Bir de keep inventory tamam. Itemlarımızı da koruduk. Artık başlayabiliriz. Burada başla diyor. Yandaki tüm düğmelere basmadan başlamayın. Şunlardan bahsediyor. Bastık zaten. Oynayan herkes tüm düğmelerde tüm düğmelere lütfen bassın demiş. Oynayan herkes dediği zaten bir ben varım. O yüzden direkt basıyorum. Merhaba Mavi Slime. Her oynadığın bölümü tamamlayıp tamamlamadığını sağ tarafta ne sağ taraftaki kontrol odasından görebilirsin. Şurası galiba, bir bakalım. Burası kontrol odasıdır. Her bitirdiğim bölümden sonra o bölümün ışığı yanar. Güzel, tamam. Şunlar yanacak. Mesela hangi bölümler var? Parkur var, labirent var, adventure var, mob arena var, bir de anahtarlı bir şey var. Anahtarı yap nasıl bir şey merak ettim şimdi. Itemları temizle. Item zaten yok neyse. Şimdi görevlerimiz bunlar o zaman. Hemen başlayalım. 5 tane var. Parkurdan başlayalım. Parkur güzel bir parkur yani buzlardan yapılmış değil mi bu buz? Evet, texture pack'ten biraz şey yüne benziyor ama buzmuş. Parkura hoş geldin Aykut abi demiş. Videoda uzun ve zor parkurlar sıkıcı olduğu için ben de bu parkuru kısa ve kolay yaptım. İyi eğlenceler. Şurası son mu? Eğer sonsa harbiden kısa olmuştur. Spawn point çekelim. Başka da bir şey yok, tamam. Bayağıdır da parkur yapmıyorum. Hatta bayağıdır oyun oynamıyorum. Zaten Minecraft'ta en son 1,5 ay önce girdim herhalde. O yüzden parkur yeteneğim de hiç kalmadı gibi ama neyse geçeceğiz herhalde. Fazla da zor yapmamış zaten arkadaş, sağ olsun. Arkadaşlar bu aralar biliyorsunuz video fazla gelmiyor. Onu açıklayacağım şimdi ve burada bir şey yazıyor. Buraya atlanıyor. Kafa yukarı çarpsa bile atlanıyor demiş. Hop, evet atlanıyormuş. Tamam, çok güzel geçtik. Bir spawn point daha çekelim. Şimdi arkadaşlar video gelmiyor çünkü biz İstanbul'daki evimizde yeni bir eve taşındık. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şu an ben Bursa'daki bir evdeyim. Bizim Bursa'da da evimiz var. Şu an ben oradayım. Abi oha, çok zıpladım. Neyse ben şu an Bursa'daki evdeyim. O yüzden hani burada da çok yavaş bir internet var. O yüzden hani online oyun oynayamıyorum. Normal oyun da oynayamıyorum aslında. Çünkü laptopumun soğutucusu yanımda değil. Ama bu bölümlük bilgisayar biraz ısınacak. Hani fazla zarar gelmez. Bir en fazla yarım saat sürer zaten video.
Hani yarım saatte ısınıp herhalde zarar gelmez bilgisayara. Bilgisayara zarar gelmemesi için arkadaşlar hani pek oyun oynamıyorum. Çünkü ısınırsa hani zarar gelebilir. Sonuçta laptop bu. Güvenen olmuyor yani. O yüzden hani bu aralar fazla video çekemiyorum. Zaten internetim de yavaş. Bu videoyu Allah bilir hani 10 saate falan yüklerim. Belki 8-9 hani şanslıysam ciddi anlamda çok yavaş. Neyse spawn point çekmiştik zaten. Şurada bitiyor. Son bir tur kalmış. Güzel. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi İstanbul'da yeni bir eve taşındık işte. Orada da internet yok. Binada yeni olduğu için internet altyapısı yok. Telekom'un gelip altyapıyı yapması lazım. Onlar da hani biraz uzun sürede oluyormuş herhalde. 6 ay falan sürebilirler diyor. Yani o da en geçmiş. En geç 6 ay. 2 ay da sürebilirmiş. 2 ay ile 6 ay arası değişiyormuş. Tam bir bilgi onlar da veremiyor. O yüzden hani zaten 2 ay oldu. Birkaç aya bağlanır yani en geç o da. Birkaç aya internet İstanbul'daki evimize de gelir. Ben de zaten 15 gün sonra falan oraya gideceğim. Ama tabii internet olmadığı için video çekemeyeceğim arkadaşlar. Bunun için de özür diliyorum. Burası tamamen eğlence için yapılmıştır. Sadece ileride bir tane minicik bir parkur var. Bu tabelaların karşısındaki düğmeye bas. Ne oluyor lan? Ben buraya nasıl geçeceğim? Aa zıplama gelmiş. Bir kafa dönme şeyi gelmiş, bir de zıplama. Neyse bu arada hani oyunda takılmalar olabilir ya da FPS düşmeleri. Çünkü dediğim gibi soğutucu yanımda değil. Şu an mesela bilgisayar bayağı ısındı. Hatta elim bile bunu fark etti. Elim ısındı yani bayağı ısınmış. Ya ne bileyim soğutucusuz hani bayağı ısınıyor bilgisayar. Laptoplar böyle yani. O yüzden hani oyun bilgisayarı istiyorsanız kesinlikle masaüstü alacaksınız abi. Yani laptoplar oyun oynamak için değil ama. Burada ne yazıyor lan? Ben bunu nasıl böyle okuyayım? Kafam dönüyor benim. Şurada bir tuş var. Spawn pointmiş bu. Spawn point falan filan dikkat et. Bir şeyler demiş spawn point. Tamam ya. Okuyamıyorum zaten. Kafam dönüyor ya. Aa burada delik lan. Şöyle atlayabilir miyiz? Bir dakika abi kafam dönüyor ben. Aa atladım vallahi atladım la. Aa buraya da atladım. Buralarda zaten tuzak yok. İyi de bu nereye kadar gidiyor böyle benim? Kafam bayağı döndü ya. Şu an hiçbir şey an... Aha bir şey oldu la sıkıştım. Bitiyor galiba değil mi? Sona geldim. İyi bari burayı da kazasız belasız atlattık. Şöyle hemen sütümüzü içelim. Yani kafa 1 milyon abi. Sarhoş içki içmiş gibiyiz. Şimdi tebrikler parkuru bitirdin. Umarım hile yapmadan. Yani burada hile yapacak fazla bir şey de yoktu zaten. Hile yapmadan bitirmişsindir. Şimdi chest'i aç ve sütünü iç. İçtim zaten. Sütünü için alan çok değişik bir cümle olmuş. Sütünü iç. Hani sanki şey olur ya böyle küçük çocuklar sabah kalkınca sütünü iç tarzı bir şey olmuş. Neyse sütümü içtim zaten. Şu boş şeyi de koy buraya. Ve geri dön demiş. Hadi geri dönelim. Ha tekrar buradayız. Şimdi bakalım ışık yanmış mı, çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Çok güzel. Hemen ikinci görevimize bakalım. Labirent. Labirente hoş geldiniz. Burada canınız gitmez. Çünkü burada size yenilenme verilir. Ne yenilenmesi? Lan ne oluyor? Ha bundan bahsediyor. Anladım. Yani canımız gitmiyor. Tamam. Ben ne dedim? Ne alaka yani labirentte can gitme? Bununla alakalıymış. Bu ne ya? Oğlum hep köşelerden gidiyorum. İnşallah doğru gidiyorumdur. Şu ağlarda takılıyorum. Çünkü kafam dönüyor abi. Bu ne? Önümü görmüyorum ki zaten. Allah. Yanlış yola girdik var ya. Şu köşelerde bir yerdedir. Evet bak. Böyle bir yerlerde olur. İnşallah doğru gidiyoruzdur. Lan gene sıkıştım bak. Abi yürü. Aa yolu buldum lan galiba. Tebrikler. Dur hemen sütümü içeyim. Gene süt. Süt süt. Süt içmek yararlıdır. Kamu spotu gibi bir şey oldu ama neyse harbiden yararlıdır yani içebilirsiniz. Tebrikler labirent bölümünü tamamladınız. Fazla zor olmadı lan. Sütümü aldım içtim. Rahat olabilirsin. Geri dönmek için tamam. Bu erken bitti. Neyse güzel tamam. Zaten bilgisayarın fazla ısındığı için erken bitmesi güzel bir şey. Bir 15 dakikalık video çıkarsak güzel olur. Adventure'dayız sıra. Zaten bayağıdır da video çekmiyorduk hani o yüzden öyle böyle artık çekeceğiz. 30 FPS'e düştü lan. Ama neyse siz fark etmiyorsunuz yine de güzel. Adventure bölümüne hoş geldin Aykut abi demiş. Ya bu Aykut abi falan hani abi olayları map'te şöyle bir şey oluyor. Hani nasıl diyeyim map sanki nasıl deniyordu? Bak bir şey diyecektim unuttum ya. Ha resmi olmuyor yani. Hani map
sanki resmi değil de biraz farklı oluyor ya. Hani bence mesela böyle değil de mesela şöyle olsaydı, Adventure bölümüne hoş geldin deseydin veya hoş geldiniz, daha bir resmi olurdu. Hani bu abi falan deyince fazla resmi gelmiyor sanki bana ve burada benim kafam varmış. Bence böyle hani bunları yazmasan daha iyi olur. Hani direkt Adventure bölümüne hoş geldiniz dersen daha bir resmi ve güzel olabilir diye düşünüyorum. Bu benim hani görüşüm, tabii ki yine de size kalmış bir şey. Üzgünüm Aykut abi, Saray'a fazla uğraşmak istemedim. Bugün de Türkçe'yi katlettik. Harbiden okuyamıyorum abi niyeyse. Asıl hikayeyi içeride öğrenecekmişiz. Bakalım neymiş. Hoş geldiniz kralım. Veziriniz sizi içeride bekliyor. Çok önemli bir konu varmış. Kralımıza kapıları açın çabuk. Kral benim değil mi? Oo, açın lan kapıyı bana. Aç kapıyı. Bakalım. Aa bak, burada bir şey daha var. Bastık, tamam. Normal. Aa bu benim lan. Aynı bana benziyor. Dur bakayım bir de şöyle. Vallahi tıp demiş bundan düşmüş. Bir göz içi şey sarı değil. Onun dışında bayağı bir bana çekmiş yani. Bir de mikrofonu yok. Onu da ayarlarız zaten. Gideriz bir tane kulaklıkla mikrofon alırız. Buna takılır da. Harbiden bana benziyor yani. Bayağı sevdim bak. Ben belki bu texture pack'i normal Minecraft oynarken de kullanırım harbiden. Bayağı hoşuma gitti. Hem sade hem de güzel bir texture pack'e benziyor. Gene bastım lan yanlışlıkla. Üzgünüm abi, tabelaları tek bir tuşa ayarlayamadım. Sıkıntı yok. Çünkü sistem aşağıda sığmadı. Ben de böyle bir şey yaptım. Tamam. Tabelalara buradan basmaya başla demiş. En son buna bas. Şöyle gideceğiz herhalde. Şimdi hepsini okuyacağız. Vezirle konuşuyoruz bu arada. Hoş geldiniz kralım. Hemen konuya geçeyim. Maalesef size bu sefer iyi haberlerim yok. Sizin Emmioğlu kim lan? Emmioğlu herkese saldırıyor ve sizin slime'larınızı katlediyor. O slime'larıma dokunuyor demek. Tamam. Hemen onu halledeceğiz. Ne demiş? Tüm mavi slime köyü tehlikede. Bu konuda hemen bir şeyler yapmamız lazım. Ben ordunuza haber verdim. Sizin emirlerinizi bekliyoruz. O benim ordum da falan. O güzel güzel, bayağı sevdim bak ben bu işi. Bu da ben oluyorum kral. Orduya gerek yok. O pislik Emmioğlu'nu ben tek başıma öldüreceğim. Yapabilir miyim lan acaba? Emmioğlu kim, onu merak ettim. Hemen zırhını hazırlıyoruz falan filan. Zırhım hazırlanıyor şu an. Zırhınız hazır demiş. Giydirme makinesine girin kralım demiş. Giydirme makinesi var demek. Vay. Tek başına gitmek istediğinize emin misiniz kralım? Evet eminim ya, hallederiz, ne var? Evet eminim. Aa bak, o da aynı benim gibi düşünüyor. O pisliğin cesedi için bir çukur kazın. Bir dakika ya, slime sesi çok geliyor. Hem de en derin çukuru kazın. Gün batmadan gelirim. Hoş geldiniz kralım demiş. Bir daha demiş lan, yanlış bir şey olmuş burada ama neyse. Veziriniz sizi içeride bekliyor. Çok önemli bir konu varmış. Vezir dediğim bu mu lan? Bunlar vezir ama neyse, içeride dediğine göre başka bir şey. Şu slime'lar da bayağı bir zıplıyor sağda solda. XP eşyalarına isim verebilirsin. Ya gerek yok. İsim etiketi, ona da gerek yok. İsim vermeyelim. Tüm eşyaları falan filan Emmioğlu buradan gidiliyor. Tamam. Şuradan bir XP alalım. Oha 190 oldu. Şöyle. Ya isim etiketi kullanmayacağım. Hatta at mat da ku at kullanalım ya, at önemlidir. Şöyle ip de lazım olabilir şimdi. Bir dakika ya, bizim giysi odamız vardı. Ben niye bunları alıyorum? Şöyle şunları alsam yeter. Şimdi giysi odamız nerede bizim? Bu ne? Giydirme makinesi. Ha burası işte. Abi eğer zırhlar içinde olmazsa chest'ten alabilirsin. Aynen, chest'te de varmış. Abi bir de oklar, yemekler, iksirler ve benzeri. Chest'te onları almayı unutma. Tamam, okları falan alacağım. Ha burada da geldi. Aa direkt üstüme giydi hem de. Çok güzel lan. Giysi odasını falan bayağı iyi ayarlamışsın. Hani emek vermişsin belli. Bir de şu lanet slime, lanet demeyelim lütfen. Onlar bizden ama yani zıplamayın kardeşlerim. Niye böyle yapıyorsunuz? Burada ne var? Bu ne lan? Neyse bunları almayacağım. Şöyle bir atımıza binelim. Zaten atların üstünde şey varmış. Bunu giydirmeye gerek yok. Şöyle. Okları alalım. Tamam, şu an hazırız herhalde. Gel atım. Aç lan kapıyı bana. Nereye gidiyoruz şimdi? Atla beraber o tuşa... Abi niye şey yapmadı? Bir dakika. Oha ikili zıpladı lan. Hayvan, neyse. Şuna basalım. Atım nerede? Atım yok. Neyse artık atsız gideceğiz. Bu neymiş lan? Oo. Soldaki şalteri çek ve yukarıdaki kapıyı aç falan filan. Güzel. Abi bir şeyler dökülüyor lan. Allah, ok geliyor. Allah, başladım. Şöyle tutsam çarpıyormuş. Tutmasam da çarpıyor. Zaten canım gitmiyor. Neyse biz böyle köşeden çıkalım. Yalnız ben bunu şimdi böyle yukarı çıkınca şeye benzettim.
Hugo ve Tolga abi de bir şey vardı. Böyle bir bölüm vardı. Ağaç şeyine, sarmaşığına tırmanıyorduk. Aklıma harbiden o geldi. Ne alaka ben de bilmiyorum bak. Çocukken ne izlerdim ha onu. Biraz da acıkmışım. Bir dakika abi, bir dakika düşme ya, bir dakika. Şuradan bir kurtulayım, yemek yiyeceğim. Çünkü canım azalmaya başlıyor. Açlıktan canım çoğalmıyor. Bir dakika, bir dakika. Hunharca vuruyorsunuz, olmuyor böyle. Aa geldim ya. İyi bari o kadar da zor değilmiş. Şimdi şunu yiyelim. Hatta bir tane elma yiyelim. Zaten bir sürü steak var burada. 4 steak var hatta. İçerideki butona basınca gelen konuşmalar yavaş gelecek. O yüzden rahat okuyabilirsin. Aynı anda biraz bekle sakın. Game mode 1'e alma. Sistemde hiçbir sorun yok. Sadece biraz yavaş. Tamam. Bastık bir şeye. Soldaki düğmeye bas ve hikayeyi oku. Bu kim lan? Emmioğlu. Emmioğlu bu mu şimdi yani? Emmioğlu hoş geldin kralım. Ne arzu edersiniz? Ha, dur dur olmadı. Bak şimdi. Bak şimdi olacak. Her şeyiniz... Ay hoş geldiniz kralım. Hikayenizi de beğendiniz mi? Abi harbi okuyamıyorum ya. Bugün bir şey var bende yani. Neredeyim lan? Dur kaybettim ha. Emmioğlu ha şimdi oldu demiş. Geç dalganı falan filan seni pislik. Biz de senle kardeş gibiydik. Neden yaptın? Neden ihanet ettin halkına? Neden demişiz? Bunu biz diyoruz yalnız. Bak abi bu çok hızlı şey geçiyor ya. Okuyamıyorum ki. Alttan bir şey geçiyor, okuyamıyorum. Bak şu halime bak, uzun burunlu bir köylüyüm. Savunmasızım. Tek yapabildiğim yürümek ve konuşmak. Bir de karşıma geçmiş, neden? Oğlum ne oluyor lan, bir dakika. Oğlum benim heykel... Aha! Wither geldi lan. Wither geldi. Wither mıdır? Nedir lan? Ne geldin sen? Adını unuttum. Bir dakika ben şimdi bir elmamı yiyeyim. Şöyle sen aşağı gelsene bir, aşağı aşağı. Seni o zaman okla halledeceğiz. Ama bu çok ses çıkarıyor ya. Yazıları da okuyamadık. Neyse artık. Çok merak eden durdurup okur. Lan kafam döndü. Vuramıyorum ki. Zaten bu golden apple'ları yiyerek hiç ölmeyiz de. Çok ses çıkarıyor bu ya. Kafasını atıyor adam. Resmen bize kafa... Aha bir şey oldu. Gel lan buraya. Mavileşti daha demin. Ha aşağı gel aşağı. Adam gibi kapış lan benimle. Bir dakika lan öldürme sakın. Oha. Hayvan gibi vuruyor lan. Canımı da göremiyorum ki siyah. Neyse öldürdüm galiba. Şunu da yiyeyim de bir zehirlenme gitsin. Zehirlenme gitmiyor da yani birazdan gider. En azından canımız azalmasın. Şimdi ne oldu abi? Bu kadar mı yani? Şuraya mı gidiyoruz? Hikaye okuduktan sonra çıkan Wither'ı öldürüp düşen tuşu kum taşının üstüne koy. Tuş falan mı düştü bize bakayım? Yere falan mı düştü? Ben görmedim herhalde. Bir dakika. Evet, tuş düşmüş. Bayağı da küçük lan, gözükmüyor zaten şurada. Şimdi bunu şuraya koyacağız. Ve sonra bas demiş. Bastım. Ne oldu lan? Gene başka bir yere geldik. Demek ki sığınağımı buldun. Öldüğümü sanmıştın değil mi? Artık çok daha güçlüyüm. Çünkü mutasyon geçirdim ve kendimi çoğalttım. Kendimi çoğalttım, nasıl bir cümle lan? Neyse sonunda köylü vücudundan kurtuldum. Aha Allah, ne oluyor lan? Oğlum bir dakika okuyordum ya. Aşağıda da alırsın alırsın yazmış. Sanki hani böyle dalga geçer gibi ama dalga geçmemiş tabii. Ne oldu? Ha şey düştü, tamam. Bunu alıp kapıyı açıyoruz. Oyun hafiften kastı gördüğünüz gibi yani, bayağı ısındı tabii. Hatta iyi bile dayandı lan, kasmıyor. Tebrikler, Adventure bölümünü bitirdiniz. O güzel. Kaldı 2 bölüm. Mob Arena. Ben şu anahtarlı bölümü çok merak ediyorum ama. Mob Arena bilgi. Bayağı da tabela varmış ya burada yine. Merhaba Aykut abi. Böyle bir haritayı basit bir mob arena yap... Ne? Yapmayayım dedim ve değişik bir mob arena yapayım dedim. Bu yüzden yaratık olarak zombi, skeleton ve benzeri yaratıklar yok. Sadece... Ne lan bu? Bunu ilk defa duydum. Bir de Wither var. Korkma zırhların güçlü demiş. Zırhım yok ki lan. Şurada herhalde. Ya da şunda.
Evet, bundaymış. Bakalım. Evet, bayağı güçlü şeylermiş. Harbiden ölümsüz bir şey olacağız herhalde. Şunları da alalım. Bir dakika, ok ver lan bana. Ok yok. Şunları da alalım. Tamam, bayağı bir topladık her yeri ya, tamam. Şimdi nerede kalmıştık biz? Şuradayız. O kadar kolay ölmezsin ama iyi savaşmazsan ölürsün. Ha, yine bir ihtimal var yani. O yüzden şimdiden başarılar diliyorum ve çok eğlenmeni istiyorum. Item'lar arkadaki chest'te, aldım zaten onları. Sağ taraftaki şalteri çek ve oyunu başlat. İyi eğlenceler. Burada ne demiş? İlk önce sol tarafı oku. Ha, zaten okudum. Ben biraz yamuk gittim. İlk bunu okumam lazımdı. Neyse. Mob Arena'ya hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk. Oyunda zaten kasmaya başladı bir güzel. İlk önce şöyle bunları öldüreceğiz. Bu Giant ne oğlum? İlk defa duydum. 2-3 dakika sonra da Wither'lar gelecekmiş. Spawn point'imizi de çekelim. En son çıkan Wither'ları düşen lever'a karşı taraftaki siyah wool'un üstüne koy ve kapıyı açıp bölümü bitir demiş. Dikkat, tüm mobları öldürmezsen sen diğer oyunları oynarken seni takip edip bulurlar ve saldırırlar. Yani hepsini öldüreceğiz. Tamam. O yüzden tüm mobları öldür demiş. Ve merak etme, zırhın kuvvetli, asla ölmezsin. Çünkü Wither'lar her zaman oynayan kişi arar ve saldırır. Ama öldürmen uzun sürebilir çünkü kılıcın güçsüz demiş. İyi eğlenceler. Ya şöyle fazla tavela... Ananı, bu ne lan? Abi bir dakika, bir dakika. Hop 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 hop. Üstüme geliyorlar. Üstüme. Abi ben size ne yaptım? Vurmayın bana. Bunlar inşallah kolay ölüyordur lan. Baya eşek gibi bir şeyler ama belki kolay ölüyorlardır. Ananı... Oo, pardon, çok pardon, korktum bir an. Ani bir ses geldi de. Oyunun sesi tabi size az geliyordur da ben bayağı bir yüksek seste oynuyorum şu an. Oyunun sesini editleyip videoda azaltacağım çünkü benim sesim az geliyor oyunun sesine göre ama şu an bana biraz fazla... Aha, öldü lan. Bunlar birbirine mi saldırıyor? Vallahi dur, ben dokunmayayım o zaman, biraz kapışsınlar. Gel biz senle kapışalım abi. Yiyin birbirinizi lan. Köpek gibi yiyin. Ama burada biraz fazla şey var. Ne oluyor lan? Baba bak, köşeye sıkıştırdı. Bak bak nasıl kapışıyorlar. Aslanım benim be. Dalın oğlum. Bu ne yapıyor lan? Köşede kendini mi öldürüyor? Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi bunları öldürmek uzun sürer ya. Ne oluyor lan? Ya eskiden ne güzel 120 FPS'de oynardım. Şimdi 60 FPS'e falan düşüyor. 30'a düşüyor arada bir. Tamamen soğutucu yok o yüzden yani. Bilgisayar ısınıyor. Soğutucum da İstanbul'da kaldı. O yüzden iyi kötü böyle düşük FPS'de artık videolar çekeceğiz. Sesim de biraz ince geliyor olabilir. Hani eski mikrofona göre, çünkü yeni mikrofon aldım. Biraz ince geliyor galiba. Şunu bir öldüreyim yere düşmüşken. Gel lan buraya. Abi bir dakika, bir dakika, ben ölebilirim ha, hiç şey yapmadım ama. Elma yemeyi unutmayalım yani. Abi bir dakika, sen çok kötü itiyorsun. Bir tanesini öldürsek rahatlayacağız. Evet. Oha lan, daha 3 tane daha var. 4 tane var. Bunlar birbirine saldırıyor mu acaba? Yoksa sadece bana mı odaklandınız? Çünkü diğerleri şu an sanki bana saldırmıyor gibi. Biraz aşağı inse zaten o mavi olup çok rahat alırım ben onu da. Heh, gel bakayım babana, gel gel. Sonra hemen elma yiyeyim ölmeden, bir dakika, hatta şimdi yiyeyim, ben güvenemedim, öleceğim gibi. Lan bu fulledi mi canı? Ha yok. Bunlar sevişiyorsunuz mu lan orada, ne yapıyorsunuz? Neyse biz bakmıyoruz, siz devam edin, ben şunu öldürüp size geleceğim de. İyi bari hepsi bir anda saldırmadığı için tek tek avlıyorum bunları da. Uzun sürüyor. Anahtar buradan, bundan düşecek demiş. Bir dakika, anahtar falan bana düşmedi. Herhalde bundan düşecek. Ya da diğer ikisini de öldüreceğim, ondan sonra düşecek, bilmiyorum yani. Ama adam hepsini öldür demişti çünkü diğer şeyler de karşımıza çıkabilir. O yüzden mecburen hepsini öldüreceğiz. Bu ok niye bazen geri sekiyor ya? Bazen işlemiyor. Gel bakayım aşağı, gel 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 gel. Yukarı kaçma sakın, gel buraya. İki tane mi kaldı? Güzel.
Şöyle bir elmamızı yiyelim çünkü canımız bayağı azalmış. Şunları hiç kullanmıyoruz. Boşuna mı aldık? Dur. Şunları da bir kullanalım. Güzel, zehir de bitti. Oo, hızlı koşuyoruz. Tamam, çok güzel. Selamun aleyküm. İlk seni bir alayım, sonra diğerine sataşacağım. Onlar niye duvara doğru öyle kaldı? En son zombilerle savaşıyordu, öyle oldular. Neyse. Benim için daha iyi, tek tek avlarım. Ama ilk içeri girdiğimde harbiden korktum yani. Büyük zombiler falan var, şaşırdım. Hadi aşağı gel artık. Gel babana gel. Sizler bizim köyü falan tehdit etmişsiniz. Hayırdır oğlum size? Slime'ları küçümsüyorsunuz herhalde. Sen gel bakayım, ne oldu lan? Bu bayağı rahat öldürdüm. Ama bak, kafa atmaya başladı çakal. Arkası dönük kafa atıyor oradan. Gel bakayım sen. Bir de kafalar beni falan böyle geri sektiriyor, biraz değişik. Rahat vuramıyorum ki adamı. Bir de bunların hepsi birden bana saldırsaydı bayağı zor olurdu. Allah'tan tek tek avladık. Hadi aşağı in artık. Gel 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 gel. Kılıç bayağı vuruyor be, şuraya bak, tek attım neredeyse. Ne oldu, anahtar düştü mü şimdi? Şöyle biraz yerlerde gezinelim. Bir de şöyle bir elmamızı yiyelim. Şimdi bana bir anahtar gelecek. Şunları bir şöyle at abi. Hatta şunları da koy ya. Tamam. Şimdi yere falan mı düştü bu? Bakalım. Yoksa ateşe falan düşmüş olmasın lan, yanmış falan. Böyle bir şey olmaz herhalde. Zaten 2-3 tane ateş var. Bu niye sönmüyor abi? İçine de ok düşmüş bunun. Allah Allah. Anahtar niye gelmedi bana? Yok ki, burada da yok. Çok küçük bir düğme falan mı düştü acaba? Belki de harbiden ateşte yanmış olabilir arkadaşlar, bilmiyorum. Harbiden niye yok ya bu? Neyse, o zaman game moddan alacağız herhalde. Düşmedi çünkü. Şöyle yapalım. Niye düşmedi acaba ya? Belki kodlamalarda bir hata vardır. Hani yaratıkların içine şey koymayı unutmuş olabilir. Şöyle bir daha bakayım yukarıdan da. Yani yok. Değil mi? Yok. Ben görmedim yani düşen bir şey. Demek ki kodlamada bir hata var. Arkadaş içine koymayı unuttu ya da bir hata oldu, bana denk geldi. Bir dakika, game mod 1'i aldık. Anahtarı almadık abi. Şöyle. Tekrar 0 al, tamam. Tebrikler, Moparana bölümünü bitirdiniz. Çok güzel. Şimdi son bir bölüm. Anahtarı yap. Bu nasıl bir şey lan? Taş 2 blok aşağıda. Ya şu şeyler çok zıplıyor ya. Burada mobluk bir şey yoksa kapatsaydık ama neyse, dokunma demişti. Dokunmayalım. Taş 2 blok aşağıda demiş. Bakalım. Evet, taş var. Chest aç ve içindeki tüm kitapları oku. 2 tane kitabımız var şöyle. Şunları da alalım. Hiçbir şey bırakmayalım. Merhaba Aykut abi. Burada yapman gereken şalter yapıp çıkmak. Taş ve gereken malzemeler chest'te ve etrafta vardır. Kolay gelsin demiş. Not. Böyle yapmamın amacı ise sen anahtarı bul kısımlarını sevmiyordun. Aynen, gerçekten hani chestlerin içine falan bakmak sıkıcı biraz. Ben de böyle bir şey yapayım dedim, iyi eğlenceler. Bence güzel planlamışsın. Zaten map baştan sona güzel olmuş. Hani emek vermişsin belli. Eline sağlık, harbiden güzel olmuş. Burada yapman gerekenler sırasıyla şöyle. 1. Sapling'i dik. Tamam. İskeleton öldür ve kemikleriyle ağacı büyüt. Zaten bana şey vermişsin ama neyse, tamam, senin dediğin gibi yapalım. Şalteri yap, kapıya koy ve buradan çık. Not, chest'teki kemik tozunu, aa bak aynen, zaten ben de ondan bahsediyordum şimdi. İskeleton çıkan kemik yetmezse kullanabilirsin. Ha, bunlardan çıkan kemik tozu yetmezse öyle yapacakmışız. Bir dakika lan, aa bizde zırh falan yoktu, unutmuşum ben. Silmiş bizi ışınlanırken. Elindeki yay falan da çok havalı, mavi falan. Ama ben öleceğim gibi. Bir dakika, bir yemek yiyelim.
Şunu bir dikeyim ben ya. Şöyle bir dikelim. Şimdi iskeletonlarla bir savaşalım. Abi geri itme. Çok güzel. Bir dakika. Şunu şöyle alayım. Şu kitapları şöyle koyayım. 8'e basmak zor oluyor. O yüzden 1'de dursun kılıcımız. Şöyle hadi 2 tane çıkardım. Büyük kapışma. Öldüm lan, ölüyorum. Abi bir dakika, vurma abi. Abi bir dakika. Lan. Lan. Ay 2 kalp. Ölecektim lan az daha. Harbiden ha. 2 tane iskeleton bizi öldürüyordu ya. Yok böyle bir şey. Bayağı da acıkmışım. Hayvan gibi acıkıyorum. Hard'ta mıyız oğlum, anlamadım ki. Şimdi biz bunu büyütüyoruz değil mi? Ana yanlış mı koyduk lan? Şuraya mı koyacaktık? Niye büyümedi bu? Bir sürü boş yere şey attık ya. Allah içime girdi. Tamam şimdi büyüdü. Güzel. Şimdi ilk bir crafting mi yapacağız? Yok, crafting'e gerek bile yok. Var var lan var, nasıl yok? Taşları neyle kıracağız değil mi? Mantıklı. Hemen bir crafting. Ondan sonra stick de yapalım. Bir tane daha odun gerek bize. Yalnız texture pack harbiden güzel ya. Sade ve güzel. Çok hoşuma gitti yani. Şöyle. Ne yapacaktım la, unuttum. Ha. Şunu koyalım. Şöyle. Bir tane pickaxe yapalım. Şimdi hemen stone kazacağız. Bir tane kazsak yeter zaten. Şöyle yapılıyordu. Değil mi? Ya da tam tersi. Evet. Hadi gidelim o zaman. Bunu da yaptık. Kolay bölümdü. Bu kadar mıydı? Güzel, tamam. Kısa olmuş. Zaten map bir 20 dakika olmuştur herhalde. İtemleri temizle. Zaten itemim yok. Şimdi ışınlanıyorum. Tebrikler, map'i tamamladınız. Sürprize ışınlanıyorsunuz. 3-2-1 ve ışınlanmışız. Tebrikler Aykut abi, map'i bitirdin. Sağdaki şalteri çek ve bekle. Başka bir şey yok değil mi burada? Mavi Slime Kralı hayranları sevdiğine bir kere daha hayran haritası oynayarak kanıtladı. Bu map'i oynadığın için çok teşekkür ederim Aykut abi demiş. Ben sana gerçekten çok teşekkür ederim. Konuşamıyorum bak, o kadar güzel bir map olmuş. Gerçekten emek vermişsin. Eline sağlık olsun yani. Eline koluna sağlık olsun, ne diyeyim. Bayağı güzel olmuş. Burada ne var abi? Müzik sevmiyorum ya, hiç müzik şeyini takmayacağım. Diskini müzik kutusuna koy ve keyfini çıkar. Hadi sen dedin diye koyuyorum bak. Yoksa sevmezdim ama hadi sen dedin diye koydum. Harita hakkındaki düşüncelerin neler? Daha demin zaten açıkladım. Bayağı emek vermişsin. Tekrardan eline koluna sağlık olsun. Ve haritaya 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden. Bir anahtar düşmedi o boss. Boss değil aslında, o yaratıklı bölümde. Yani ya bir hata vardı ya da ben bir şey mi yanlış yaptım bilmiyorum ama herhalde map'te hata vardı. Onun dışında yani 10 üzerinden 10 verebilirim ya. Niye vermeyeyim ki yani? Emek vermişsin, benim için bu kadar harita yapmışsın. Yani 10 üzerinden 10 veriyorum ben. Siz de yorumlarda 10 üzerinden kaç verdiğinizi belirtin arkadaşlar. Hani haritanın güzel olup olmadığını bir de sizden duyalım. Onun dışında da diyecek fazla bir şey yok. Eğer videoyu beğendiyseniz demeden önce şurada kendimi gördüm. Benim ordum burada. Burada da ben varım. Bayağı da güzel yapmış ya. Beni bile yapmış adam. Helal olsun. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Videolar hani geç gelebilir çünkü dediğim gibi arkadaşlar durumu anlattım size. İnternet falan soğutucu, bir sürü sıkıntı yaşıyorum. Bu da uzun zamandır video çekemediğim için zar zor öyle böyle çekmeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bye bye.